Peki bir diğer önemli mesele şu. Pozitif bağımlılık kavramı. Pozitif bağımlılık kavramı benim karşıma başka bir konuda çıktı ama ben bunu internet bağımlılığında çok güzel kullanabileceğimi düşündüm. Hakikaten de işe yarıyor. Nedir pozitif bağımlılık kavramı? Diyor ki pozitif bağımlılık kavramı 1980'lerde William Glasser tarafından ortaya atılmış. Diyor ki bir insan bir şeye bağımlılık geliştirdiyse onda bir bağımlılık potansiyeli ortaya çıkmıştır. Bağımlılık geliştirdiği şey ona zarar veriyorsa, o potansiyeli de kendinden yok edemiyorsa yönünü çevirsin diyor. Yani ben kişi olarak öyle bir kişiliğe sahibim ki bir şeyle takıntılı bir şekilde uğraşacağım. Bir şeye bütün emeğimi, zamanımı vereceğim, kendimi vereceğim, ver. Ama ona verme, buna ver. Mesela William Glasser şey yapmış, spor bağımlılığı geliştirmiş 1980'lerde insanlarla. Sigara bağımlısı insanlarla Central Park'ta koşarken terapi yapıyormuş. Her sabah koşma randevusu veriyormuş terapi yaptığı bağımlılara. Beraber koşuyorlar, spor bağımlılığı geliştirmeye çalışmış. Bayağı da bir dönem etkili olmuş. Peki pozitif bağımlılıkla alakalı biz de şunu diyoruz. Madem ki sen internet başından kalkmayacaksın. Kalkma tamam. Bilgisayar başından kalkmayacaksın. Kalkma tamam. Ama bu süre içerisinde boş boş gezme, şunu yap. Şunu öğren. Bunu kazan. Bir işte yaramış olsun. Hayatında bir karşılığı olmuş olsun. Yine aynı süre kal. Aman kalkma. 8 saat mi kalıyorsun? 8 saat kal. 10 saat mi? 10 saat kal. Ama kaldığın süre içerisinde 10 saatin tamamında olmasa bile 2 saatinde şunu yap. 2 saat, 3 saatinde bunu yap. Ne kadar gidebiliyorsak vakaya göre. Peki. Pozitif bağımlılıkta kişi bağımlılığın türünü kendi seçer. Neye bağımlı olmak istiyor sağlıklı olarak? Kendi kendine geliştirir. Bağımlılığın oluşması için bir disipline girer. Düzenli olarak onu yapar şiddetli bir şekilde. Yaptığı şeye inanır ve bu davranışın düzenli bir temeli oluşturur. Davranış tekrarlandıkça koşullanma olur. Pekişir, kesilmez durumunda yoksulluk belirtileri ortaya çıkabilir. Pozitif bağımlılık diğer madde, negatif bağımlılıkların tersine bireyi zayıflatmaz. Daha güçlü kılar. Zarar vermez, faydası olur. Genellikle bireylerde yüzme, tırmanma, bisiklete binme, şarkı söyleme, dans etme ve koşma gibi davranışlara karşı pozitif bağımlılık gelişmektedir. William Glasser'e göre biz internete karşı da pozitif bağımlılık geliştiriyor diyebiliriz. Peki pozitif bağımlılığın kriterleri nelerdir? Bireyin yararlı olması lazımdır. Zararlı olan şey pozitif bağımlılık olması. Yani uyuşturucu bağımlılığı, sigara bağımlılığı oluyor, yok öyle bir şey. Günde en az yarım saat düzenli yapılmalı ve konu üzerinde düzenli artış göstererek gelişme sağlanmalı. Yapılan işe inanılmalı, bırakılmaya çalışıldığında yoksulluk sendromu ortaya çıkmalı. Bu tabii bilim bireselerin söylediği bir şey ama olmak zorunda değil.